Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu boş çamaşır kurutma makinesi. Yeni almış olduğumuz bu boş çamaşır kurutma makinesi. Şöyle öncelikle teknik özetlerini sizlere vermek istiyorum. Boş WQB245 A0TR A++++ 3+ yıllık 193 kW'lık bir elektrik tüketimi var. 9 kilogram yıkama kapasitesi ve 61 desibellik bir ses seviyesi var. Yeni almış olduğumuz ürünün içerisinden çıkan malzemeler bunlar. Bu içerisinde geliyor. Bunlar. Bunların neler olduğunu anlatacağım. İçerisinde ayrıca bir de şu kap çıktı. Bu kapta içerisinde daha sonra birazdan anlatacağım. Şimdi özetle şundan bahsedeyim. Benim bağlantım bir giderim olmadığı için tamamen su haznesine kurutulan çamaşırların suları burada su haznesini dolduktan sonra bunu temizleme suyu boşaltma yoluyla buradan suyu boşaltma yoluyla atacağım. Burada küçük bir filtresi var ayrıca. Görüyorsunuz. Onu da buraya takalım. Bu filtre evet. Bir kere çamaşırlarımızı burada kuruttuk. Daha henüz yeni almıştık. Onun için sizlere de deneyimimi paylaşmak istedim. Kurulama esnasında servisimiz geldi, kurdu. Biraz bahsetti ve gitti. Ben çamaşır kurutma makinemizin çamaşır deyip durmayacağım. Kurutma makinemizin şebeke elektriğinin dalgalanmalarından zarar görmemesi adına ben kendim dışarıdan şöyle marka bir priz regülatörü alarak kurutma makinemizin fişinin ucuna taktım. Her kurutmada bunu kullanacağım. Böylelikle şebekede dalgalanmalarla elektrik kesimine gelme gitme durumlarında bir problem yaşamamak adına. Evet, buraya prizimizi takıyoruz. Ve elektriğin geldiğini görüyoruz burada arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Makinemiz bu şekilde. Tamamen teknolojik 2023 yılının son üretilen boş kurutma makinesi. Seri 8. Dijital ekran. Bu dijital ekran sayesinde her şeyi görebiliyoruz. Dediğim gibi bir kere çamaşırlarımızı kuruttuk. Hemen onu anlatıp geçeceğim. İçerisinde evet burada ne var? Hav dediğimiz o fitil işte çamaşırlardan çıkan o tozu alan kısım burası. Evet, bir kere kullandığımız kalın çamaşırları attığımız çamaşırlarımızda bunlar arkadaşlar. Telefonla çekim yaptığım için biraz zorlanıyorum. Hemen açacağım. Evet. Evet. Tek elimde bu kadar oluyor arkadaşlar, kusura bakmayın. İçini görüyorsunuz. Gayet leş. Bunu birazdan temizleyip tekrar takacağım. Bu filtrenin ayrıca bir dış filtresi daha var. Onda da ufak tefek kalmış olabilir. Onları da görüyorsunuz. Ve dış kenarlarında buralarda kalmış olur. Buralarda şarj süpürge veya elektrik süpürgeniz ucuyla çektirseniz daha hijyenik olur. Bize de zaten kitapçığında okuduğumuzda buralarda toz kalmaması
söyleniyor. Evet, iki filtre de iç içe takıyoruz. Burada hemen makinenin kurulumu ile ilgili. Bu makine son teknolojik olduğu için ayrıca burada kare koduyla Home Connect bağlantısı, telefon, Wi-Fi, çamaşır, kurutma makinemizi birbirine bağlıyoruz. Bu ürün Alman yapımı, Münih'ten. Kodumuz bu şekilde. Tamamen işte kullanış bakımından cihaz gayet başarılı. Alman malı olduğu belli yani. İçerisi kristal. 9 kilogram kapasiteli. Şıkır şıkır. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu alt kısımda bir filtre daha var. Burası emici. Burada da şu filtrenin farklı bir şeyi var. Orayı da açarım. O burayı temizlemeye gerek yok yalnız. Bu aletin su çamaşırlardan gelen sular burada kuruduktan sonra burada biriken sular şu mandal vasıtasıyla mandal göstereyim size. Görüyorsunuz. Şöyle bu mandal yukarı itilerek içindeki su aşağıdaki filtrenin temizliğini sağlıyor. Temizlendikten sonra tekrar yukarıya kirli suyumuz bu su haznemizin içerisine doluyor. Burada kontrol paneli burası. Şöyle uzaktan biraz daha çekim yapayım. Gömlek, bluz, narin, yünlüler, sepette, süper kısa, alerjik plus, kurutma süreli program. Pamuklu eko, sentetikler, mix, havlu, çarşaf ve uygulamadan hani daha sonra şeyi yüklediğimiz zaman siz söyleyin. Telefonla kontrole geçtiğim zaman telefonda da uygulamalardan istediğimiz şekilde programları değiştirebiliyoruz. Burada ütü kurulu, burada da ekstra kuruluk var. Ekstra kuruluk da belki çekebilir. Ben onun için sadece şeyi kullanıyorum. Dolap kuruluğunu kullanıyorum. Yeterli oluyor. Burada çocuk kilidi var. Çocuk kilidini 3 saniye bastığımızda çocuk kilidini almış oluyoruz. Evet. Şu anda çocuk kilidinde. Tekrar 3 saniye bastığımızda da çocuk kilidinden çıkartmış oluyoruz. Görüyorsunuz. Play tuşumuz. Şöyle sesini duymak adına ben bir basmak istiyorum. Evet. Pamuklu'da görüyorsunuz. Çık 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 hemen komutlar giriyor. Bu kadar sesi var. Ses olarak bu kadar. Bence gayet başarılı. Buradan durdurabilirsiniz. Duraklatabilirsiniz. Şu anda duraklatılmış durumda. Evet. Burada da kırışıklık giderme. Başka ne vardı? Kırışıklık gidermeyi seçiyoruz. Pamuklu Eko. Sentetikler. Evet. Diğerleri de çıktı zaten. Hassas, yarım yük. Kalan süreyi de zaten burada gösteriyor. Ben mix tercih ediyorum. Ayrıca servisteki arkadaşının da boş servis yetkili servisindeki arkadaşının da bahsettiği konu kalın çamaşırları kalınlarla ince çamaşırlara incelerle atmamızı tavsiyede bulundular. Bunun da sebebi işte ince çamaşır atarsan kalınları kurutasıya kadar inceler ne yapıyor? Daha çok çekiyor. Çekmemesi adına kalın çamaşırları işte kazakları yünlü işte kalın ne varsa onları ayrı bir yerde ince işte atlet kilot onları da ayrı kurutursak bizim için daha faydalı olacaktır. Benim şu anda burada anlatmak istediklerim bu kadar. Kitapçı var. Kitapçını gayet güzel anlatıyor her şeyi A'dan Z'ye.
Prizit'in de böyle bir regülatör almayı düşünürseniz iyi olur. Sizin makinenizin sağlığı açısından faydalı olacağını değerlendirmekteyim. Benim çamaşır kurutma makinesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız veya yorumlarınız varsa bunları da aşağıda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böyle içeriklerimizin kullandıktan sonra belki bir video daha çekip detayları sizlerle paylaşırım. Şu anda memnunuz. Herhangi bir